O da peki iyi. Sanat dünyasının renkli çiftiyle devam edelim. Safiye Soyman'la Faik Öztürk bir açılışa katıldı. Faik Öztürk yine bildiğimiz gibi Safiye ve Seda Sayan'ın filtresini T'ye alıyor. Sözü Ajda Pekkan'a getiriyor ve süperstarı kızdıracak bir şaka yapıyor. İzleyelim. Safiye Soyman'la Faik Öztürk önce birbirlerini yediler. Sonra da magazin dünyasının ünlü isimlerini hedefe koydular. Ajda Pekkan'ı silmişler. Ajda Pekkan'ı yaş, Seda Sayan'ı filtre üzerinden vuran Faik Öztürk, Gülşen'e nasıl yüklendi? Masrafsız bir hanım. Safiye Soyman'la Faik Öztürk bir açılışa katıldı. Ancak açılış olaylı başladı. Safiye Soyman'ın elinin ayarı kaçınca Faik Öztürk'ün gözünde şimşekler çaktı. Ben Safiye Hanım'la 22 yıldır beraberim. Hayatımda bir gün kahve yapıp içtiysem de abertim. Ay ne kadar nankörsün ya. Bir gün. Bu şarkımı ben bunun için yapmıştım zaten. Nasıl yapıyorsun? Yapıyorum, yapıyorum. Elimle düşürmesin. Yapıyorum, yapıyorum. Yemekler yapıyorum, kahveler pişiriyorum. Sürekli evde ben Safiye Soyman değilim. Sahnede Safiye Soyman'ımdır. O kimliği sahnede bırakırım, evimde Safiye'yimdir. Ne nankör adamsın ya. Yalan! Ay! Ay çok ay elim, ay bakayım çok. Ay özür dilerim hayatı. Safiye Soyman attığı tokat nedeniyle özür dilemeye çalıştı ama nafile. Dişim oynuyor lan. Valla dişim oynuyor. Yani şuraya var lan. Tatlı tübek içersen bir şey olmaz. Lan ne di baby kaldı dişi yerinden ölüyor derdi. Hiç elim kalkmaz öyle şeylere. Bir anda Allah tarafından nankörlük yaptı ya. Ondan dolayı nasıl hizmet ederim biliyor musun? Evde ben ona geyşe gibiyimdir. Safiye Soyman'la Faik Öztürk, Seda Sayan'ın nikah şahidi olmuştu. Çok aşıklar, severek, sonsuza dek evet, evet, evet diyoruz. Tabii ki. Faik Öztürk, yakın dostu Seda Sayan'ı eşi Çağlar Ökten'le olan yaş farkı nedeniyle bakın nasıl savundu. Hayatını her şekilde garantiye almış bir hanımefendi. Kimseye eyvallahı yok. Kimseye. Tabii. Seda'nın hayatına kimse karışamaz. Sizin karışabilir mi? He? Sizin karışabilir mi? O bana karışır. Seda mı? Yok yok, siz dışarıdan müdahale ettirir misiniz kendine? Kim karışacak lan bizi? Bize mi? Tam takır kuru bakır. Nereye karışacak? Seda'da para var oğlum. Nasıl oldu bilinmez, konu bir anda Ajda Pekkan'a geldi. Aş da yaş olmaz. Ben emekliyim, bu emekli. İkimiz de SSK'da maaş alıyoruz emekli maaşı. Git görürsün lan bankamatikte kuyrukta. Bülent Ersoy emekli, Ajda Pekkan emekli. Ajda Pekkan'ı silmişler SSK'da. Vallahi al oğlum. 75 yaşında vallahi silmişler. Sana ne ya, kadınların yaşı niye söylüyor ya? Ağzımdan kaçırdım. Türkiye'de iki ihtilal görmüş tek sanatçı. Kim o? Ajda Pekkan. Faik Öztürk açmıştı bir kere gazı. Seda Sayan'la Safiye Soyman'ı da meşhur filtreleri üzerinden bombaladı. Safiye ile Seda Sayan'ın telefonu normal telefon 50 lira ise bunlarınki 150 lira. Filtre var. Kendini bir filtrelemiş, beni filtrelememiş. Herkes yazıyor Faik Bey yanındaki bayan kim? Ulan annesi kokyonu dövmeye giden salak çocuklar gibi çıkmışım. Bu bebek gibi çıkmış. Ben salak gibi zaten çıkmışım. Bebek. Sazı eline alan Faik Öztürk, Gülşen'i de es geçmedi. Safiye Soyman'ın araya girme çabaları da karşılık bulmadı. Gülşen, Türkiye'de en güzel giyilen kadını. Hiç masrafı yok. Bir tane kürekçisi diyen... Ne? Bir külot, bir sütyen, lollipop nerede lan? Lollipop yok, lollipop nereydi? Masrafsız bir hanım. Allah canım alsın, sıfır ya, masraf. Şarkıcı. Böyle bir giyinen bir hanım, Türkiye'nin en şık giyinen hanımı. O kıyafetle Taksim'de de yürüyebilir. Nişantaşı'nda yürüyebilir. Ay yok artık öyle bir yani. Sahnede ay yürüyebilir de ama sahnede bu sahne şov istiyor. Yavrum o normal zamanda da giyiniyorum. Afişe bir albüm yapmış görmedin mi resim? Çok yaşa. Hiç masrafı yok Gülşen'in kıyafetinin diyor. Güldüm Faik Bey. Ayaküstü yani. Faik şov. Şimdi bu dekolte meselesi, şov sanatçılarının kostümleri meselesi. Yabancılar bunu çok güzel beceriyorlar. Evet. Yani... Hani öyle bir sıkı ve şey gibi yani heykelleştiriyorlar şeyi. Evet. Vücutlar zaten çok şey, muhteşem. Yani ne çok zayıf ne çok şişman. O işi çok iyi beceriyorlar.
Ama dekoltin, yani estetik dekolte çok zor yakalanan bir şey. Onun çok ince sınırları var. Büyük ekiplerle çalışmak gerekiyor. Kendi başına karar almamaya gerek. Sen yakalayabiliyor musun sence o? Yok. Yok yani. Bu tamam son... çok güzel vücudu var, incecik filanım, her şey bu değil yani. Ya zaten çok tutulan bir şarkıcısın, çok iyi bir müzisyenle evlisin. Konserlerin dolup taşıyor. Neden yani? Hangi kıyafeti ya da hangi şovu seni daha çok yok olmadı dedirtti? Yani bunların hiçbiri olmuyor yani şu an. Oluyor mu sizce? Sahnede bir şov eksik değil mi? Sadece bir kıyafet görüyoruz. Neler oluyor tepeden iniyor da 20 tane dans grubu var da bilmem ne. O zaman zaten kadınların kasları böyle şey gibi, taş gibi. Şişman bir tane zenci şarkıcı var, bilmiyorum, bayağı kilolu. O bile o mayoları giyip falan şey yaptığı zaman çok güzel duruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Onu kaç tane sanat yönetmeninin elinden geçiyor, bakıyorlar. Sporcu disiplini gibi çalışıyorlar çünkü. Ya, aylar öncesinden canım, başlıyor. Yani, Madonna'ya baksanıza. Kadın kaç yaşında? 64 yaşında. İnanılır gibi değil. Sadece onlar çok iyi şarkımız var, sesimiz de mükemmel diye hareket etmiyorlar. Onların ekibinde oyuncu koçları var. Dansçılar var, koreografiler var. Yani bir Madonna'nın arkasında kaç yıl önceki röportajında söylemişti, 60 kişi çalışıyor. Yani bir şık bir kilot ve donun üstüne bir file elbise giymekle olmuyor bu işler yani. Evet. Yani benim görüşüm öyle. Şimdi bak yani. Bu da kendi tasarım. Ben burada bir tasarım falan da görmüyorum. Bu bildiğin yani. Pareo. Bunu ateşli elbise diyor. Fiyatına da bir bakayım, 3500 lira fiyatı da. 3500 lira? Evet. Şey, bir de mesela bende şey var. Ha. Ben çok aşırı zayıf insan da sevmem. Yani gözüme daha böyle biraz Latin ölçülerinde. Sen yuvarlak atlarsın. Ha, evet, öyle seviyorum. Ya bu tasarım işi de çok ucuzladı. Herkes bir marka şimdi yaratıyor. Şimdi bir tane, hani ben Gülşen için demek istemiyorum. Geçenlerde YouTube'da bir şey izliyorum. Mimar bir kız işte tasarımım diyor. YouTube programcısına söylüyor. Aa, nedir tasarım? Bir çiçek koymuş, iki kitap, bir büyüteç, bir vazo. Masanın üstünü ben tasarladım diyor. Benim evin üstünde de bunlar var. Ben de mi tasarımcıyım? Ya da iki tane boncuk diziyorlar. O da diyor tasarımcıyım. Evet. Yani tamam, büyük markalar, önemli isimlerle çalışıyor. Gülşen'i tenzih ederek söylüyorum ama... Aslında ama içine alarak kimsenin de kınamaya, efendim, hakaret etmeye hakkı yok. Hayır, yok. O kişiye özel bir şey. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani kişiye özel bir şey. Evet. Çünkü şu an Gülşen tartışmaların odağının ortasında olduğu için de popüler, popülerlik de kazandırıyor. Biz de beğendim, beğenmedim deme hakkımız var bizim artık. De. Evet. Evet. Ben gideyim Ebru Gündeş dinleyeyim, Sibel Can dinleyeyim. Benim tarzım o. Evet. Candan Erçetin dinleyeyim. Onları seviyorum. Ajda Pekkan da dinliyorsundur. Şimdi Ajda yani Pekkan haberi var. Ajda, o ayrı. O ayrı bir şey. Kaç yaşındaydı? Kim? Ajda Pekkan. Bilmem, 70. Herkesin yaşını çok iyi bilir. Yok, onu bilsem de söylemem. Vallahi göğsünü gere gere söylesin. Çünkü o yaşa gelelim ya da o yaştakiler de düşünsün. 40 yıl önceye git, modern kalıyor kadın. Yani bu kadar bir stil, kesinlikle, tarz. Kesinlikle. Çok. Faik Öztürk'ün yaş konusunda diline doladığı Ajda Pekkan da sahnede özel hayatıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin en güzel aşk şarkılarını etkili bir şekilde yorumlayan Ajda Pekkan dedi ki, aşka inanmayın. İnsanın kendi içindedir. Eğer kendinizi seviyorsanız aşk olur işte. Sonrasında başlıyor. Ajda Pekkan diyor ki, aşk dediğiniz koca bir yalan, bana bakın ve sakın inanmayın aşka diyor. Bir yerde doğru olabilir, ne bileyim, bir yerde doğru olabilir. Bazısına aşk hep teğet geçiyor hayatta, bazısı da kıymetini bilemiyor. Evet. Bazısı da onu alıyor, büyütüyor, koca bir sevgiye dönüştürüyor. Gerçekten aşk üzerine bir şey söylemek çok zor. Ajda Pekkan röportajının sonrasında insanın kendine olan aşka en güzeli diyor. Kendine aşık olduğu belli zaten. Bak ne kadar iyi bakıyor. Baksana. Kıyafete bakar mısın, tarza bakar çok mısın? Çok hoş.
Ne kadar güzel taşıyor. İşte efsaneler böyle oluyor. Evet. Efsaneler. Kolay olunmuyor. Yani Ajda Pekkan'ın 45 yıl önce, 30 yıl önceki görüntülerine de baktığınızda, biraz evvel pantolon gömlekle karesine, yine çok her modern, şey yine bugünkü gibi. Çuval giyse yakışır, taşır evet, da zaten. Evet, evet. Evet. Üslup oluşturan kadınlar bunlar.